Kopya ve Kelebek. Günlerden bir gün evrenin bir noktasında küçük bir tırtıl gözlerini hayata açmıştı. Doğal içgüdüleriyle hemen beslenmeye başlamış, ne bulursa yemiş, bir süre sonra yeterince büyüdüğünde kendine güvenli bir yer bulup bir koza örmeye başlamış. Bu kozanın içinde geçirdiği uzunca bir sürenin sonunda da rengarenk, muhteşem bir tabloyu andıran kanatlı bir kelebek olup çıkmış. Minik kelebek uçabiliyor olmanın da verdiği mutlulukla uçmaya başlamış. Dağlar, tepeler aşmış, ormanın her yerini dolaşmış. Derken bir vadiye gelmiş. Rengarenk çiçeklerin bulunduğu bir vadiye. Etrafına şaşkın şaşkın bakarken vadinin öbür ucunda bir papatya görmüş. Bir anda afallamış. Ne düşüneceğini, ne yapacağını bilememiş. İçinden ne muhteşem bir çiçek diye geçirmiş. Ve vakit kaybetmeden yüzlerce renkli, hoş kokulu çiçeğin üzerinden geçip doğruca onun yanında almış soluğu. Merhaba demiş papatya. Sizi uzaktan gördüm ve yanınıza gelmek istedim. Nazlı papatya şöyle bir bakmış konuğuna ve merhaba demiş. Ben de yalnızlıktan sıkılmıştım zaten ve konuşmaya başlamışlar. Kelebek ona hayat hikayesini, nerede dünyaya geldiğini, geçtiği ormanı, tepeleri, vadileri anlatmış. Papatya da ona kendinden bahsetmiş. Birbirlerinden gerçekten çok hoşlanmışlar. Kelebek bütün zamanını papatya ile geçirmiş. Gece olunca beraber yıldızları ve ateş böceklerinin danslarını seyretmişler. Gündüz olunca kelebek kanatlarıyla papatyayı güneşin yakıcı ışınlarından korumuş. Minik kelebek papatyayı çok, çok, çok sevmiş. O kadar çok sevmiş ki bir türlü onun yanından ayrılamamış. Papatyanın da onu sevip sevmediğini merak ediyormuş. Ama cesaret edip de bunu papatyaya söyleyememiş bir türlü. Onu kırmaktan, incitmekten, bu yüzden kaybetmekten korkmuş. Papatya da kelebeği çok sevmiş ama o da bir türlü söyleyememiş sevgisini. Duygularının karşılığının olmayacağından, bu yüzden kelebeği kaybedeceğinden korkmuş. Böylece iki sevgili yan yana ama sevgilerini paylaşmadan sürekli sohbet etmişler. Böylece saatler saatleri kovalamış, günler geçip de kelebek artık zamanının kalmadığını, gücünün tükendiğini anlayınca papatya'ya dönmüş ve üzgünüm ama senden ayrılmam gerekecek demiş. Papatya buna bir anlam verememiş. Neden demiş? Yoksa benim yanımda mutsuz musun? Hayır demiş kelebek. Bilakis sen benim hayatıma anlam kattın. Fakat biz kelebeklerin ömrü sadece 3 gündür. Ve ben de ömrümü tamamladım. Artık kelebeklerin hiç ölmediği bir yere gitmeliyim. Papatya bu duruma çok üzülmüş. Ama yapacak bir şey yokmuş zaten. Kelebek artık hiç gücünün kalmadığını, daha fazla tutunamayacağını fark ettiğinde son bir gayretle papatya'ya seviyorum, seviyorum, seni seviyorum diyebilmiş. Ancak papatya dona kalmış. Sadece ben de diyebilmiş. Kelebeğin arkasından ardından da gözyaşlarına boğulmuş. İçinden keşke onun da beni sevdiğini bilseydim, keşke onu sevdiğimi söyleyebilseydim diye geçirmiş. Papatya sevdiğinin onu sevdiğini bilmeden geçirdiği günlerin acısına dayanamamış. Bir süre sonra yaprakları önce solmuş, sonra da dökülmeye başlamış. Her düşen yaprakta papatya seviyormuş diye geçirmiş içinden. İşte o günden beri bunu bilen aşıklar sevgililerine sormadıklarını hep ama hep papatyalara sormuş. Seviyor mu? Sevmiyor mu? Seviyor, sevmiyor. Seviyor mu? Sevmiyor mu? Aşk olan.